Şimdi gelelim arkadaşlar y eksenine göre yansımaya. Şimdi x ekseninden ne farkı var diye sorarsanız hiçbir farkı yok. Sadece yansımasını yaparken işaretimizin değişen kısmı farklı olacak. Onun dışında soru çözümlerinde izlediğimiz yolların hepsi aynı. Hiçbir farkı yok. Başlayalım konu anlatımımıza. Yine kısaca söyleyeceğim arkadaşlar. Kısaca söylemek gerekirse koordinat sisteminde y eksenine göre yansıma yaparken x'imizin işareti değişecek bu sefer. Y'imizin işareti aynı şekilde kalacak. Yani ordinat aynı kalır. Apsisin işareti ne olur? Değişir. Bakın sorudaki örneklerimizi görüyoruz. Ordinatın aynı kalacağını bildiğim için bakın bütün örneklerde hemen yazayım şu şekilde. 1, eksi 9. Bakın ordinatları aynı şekilde neyse yanına yazdım. Görüyor musunuz tekrardan? Çünkü y eksenine göre yansıma yaparken ordinatlarda bir değişiklik olmaz. Nerede değişiklik olur? Apsislerde. Nasıl bir değişiklik? İşareti değişir. Artı 2 idi. Eksi 2 oldu. Eksi 5'ti. Artı 5 oldu. Eksi 3'tü. Artı 3 oldu. Artı 5'ti. Eksi 5 oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yine bir örnek daha yazdım. Bu sefer üçgeni yansıtacağız. Hangi eksene göre? Y eksenine göre. Bu da basit arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Hemen hiç zaman kaybetmiyorum. Bakın. Köşelerimize üçgen 3 köşeden oluştuğu için 3 tane isim verdim köşelere. Bunlar neler? A, B ve C. Bu sıralı ikilileri arkadaşlar y eksenine göre yansıtacağım. A'nın sıralı ikilisi kaça kaç? 1'e 3. 3 diyorum pardon. 1'e 2. B'nin sıralı ikilisi kaça kaç? 1'e 1 yazıyorum. C'nin sıralı ikilisi kaç? 2'ye 1. Zaten sıralı ikilileri yazmayı biliyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra sorunun çoğunu çözmüş sayılıyorsunuz. Gelelim soruda bize hangi eksene göre yansıtmamızı istemiş? Y eksenine göre. Y eksenine göre yansıtırken arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey neydi? Y'leri sabit tutmak değil miydi? Bakın 2 aynen kalır. X'in ne olacak? İşareti değişecek. B'yi yansıtırsak bakın Y'm aynı kalacak. X'imin işareti değişecek. C'ye bakacak olursak ne oluyor arkadaşlar? Ordinatımız aynı kalıyor. Apsisimizin ise işaret değişiyor. Bakın yansıma sonucunda oluşan noktaları buraya yazdım. Şimdi yapmam gereken şey ne? Bu noktaların yerini hemen koordinat üzerinde göstermek. A'nın yansımış hali neresi? Eksi 1'e 2. Eksi 1'e 2 neresi? Belirliyorum hemen. Şu nokta arkadaşlar. B'nin yansımış hali eksi 1'e 1. Yine bir kere yansıttığım için hemen tek çizgi koydum harflerimin üzerine. C'nin yansımış hali eksi 2'ye 1. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim size burada. Üçgen ya da doğru parçası olduğu zaman bunda çok bir zorluk yaşamıyorsunuz ama dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen gibi şekiller çıkarsa karşımıza yapmamız gereken şu arkadaşlar. Şeklimizi takip ediyoruz. A, B, C isimlerini verdik ya. Hangi şekillerden hangi şekillere birleştirme yapılmış ona dikkat edeceğiz. Mesela buradan A'ya B'ye, A'dan B'ye bir birleştirme var değil mi? Bakın A ile B'yi birleştiriyorum. A'dan C'ye bir birleştirmemiz mi var? Evet. Hemen onu da birleştiriyorum. B'den C'ye var? Evet. Üçgende ve doğru parçasında bu karışıklık yaratmaz ama dediğim gibi dörtgenden itibaren bu karışıklık başlar. Buna dikkat edelim. Hemen üçgenimizin içini tararsak bakın yansımış halini bu olduğunu göreceksiniz zaten. Sorumuzun ne kadar basit olduğunu gördünüz arkadaşlar. Her soru böyle mi olacak? Bu kadar basit mi olacak? Evet, tabii ki de bu kadar. Yani ben size başta da söylemiştim. Sıralı ikiliyi yansıtabiliyorsak tüm yansıma sorularını çözebiliriz. Bazen bize tek bir yansıma istemeyecek. Bazen şöyle de diyebilir arkadaşlar. Y eksenine göre yansımış halinin x eksenine göre yansıması nedir diye soracak. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Y eksenine göre yansımasını mı sordu? Hemen yansımalarını bu şekilde bulacaksınız. Daha sonra bu yansımanın x eksenine göre yansımasını sorduğunu varsayarsak yansımış olan şekillerimizin noktalar çıktı değil mi karşımıza? Bunu da birer kere x eksenine göre yansıtacağız. Ve bunları koordinat üzerinde belirleyip sırasıyla harflerimizi birleştireceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere y eksenine göre yansımayı da burada bitirdik. Ve gelelim arkadaşlar son olarak
orijine göre yansımaya. Bunu başlık altında işleme sebebim sorularda çıkıyor. Aklınızda kalması için yazdım. Yoksa soru üzerinde çözüp de geçmeyi de düşünmüştüm aslında. Neyse sorumuzun çözümümüze bakalım. Orijine göre yansıma yapılırken bilmemiz gereken tek şey ne demişim? Bakın yazmışım buraya. Absis ve ordinatın işareti değişir. Bu kadar basit. Bir soruda orijine göre yansıma diyorsa arkadaşlar, bakın birinci sorunun cevabını ben hemen yazmıştım buraya. Görüyorsunuz ne demiş? Absis ve ordinatın işareti değişir demiş. Bakın bir de absisimiz eksi 1 oldu. Artı 5'ti o ordinatımız, eksi 5 oldu. Yine aynı şekilde bakın eksi 3'müş, artı 3, artı 7'ymiş, eksi 7 olacak. Öyleyse eksi 4'tü, artı 4 olacak. Eksi 8'ti, artı 8'e dönüşecek. Artı 3'tü, eksi 3 olacak. Eksi 2'ydi, artı 2 olacak. Evet arkadaşlar, orijine göre yansımayı da bitirdiğimize göre artık bu konu anlatımımızın sonuna geldik. Bir sonraki konu anlatımında videomuzda görüşmek üzere.